Merhabalar arkadaşlar. 9. testle karşınızdayız. 1. dereceden denklem ve denklem sistemleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda 1. dereceden bir denklemmiş. 1. dereceden diyor ama burada x kare var. O zaman bunun yok olması gerekiyor. Burayı 0'a eşleyeceğiz. Öyleyse m eksi 4'ü 0'a eşlediğimizde m'nin artı 4 olduğunu buluyoruz. Ve m'yi yerine yazdığımızda burası gidiyor haliyle. Ama burada da 2 çarpı m olduğu için 2 çarpı 4 çarpı x eksi 16 eşittir 0 denklemi geliyor. Burası 8x eksi 16'yı karşıya gönderdim. Artı 16 ve her iki tarafı 8'e böldüğümde x'in 2 olduğunu, yani kökü dediğimiz x'in değeri, öyleyse b'yi işaretliyoruz. Hemen bu soruya baktım. Dikkatimi çeken bir kesirli ifade oldu. 2 buradaki eksi. Bu eksiyi görür görmez hemen koruma altına alıyorum ve parantezimi koyuyorum. Ve ardından şunların paydalarına 1 yazıyorum. Ve bütün paydaların eşitlenmesi gerekiyor. Burayı da 2 ile burayı da 2 ile çarptıktan sonra bütün paydaları silebiliyorum. Şimdi burada 3x var. Burada 2 kere 5 10 oluştu. Eşittir. 2 ile x'i çarptım. Bakın buradaki eksiye dikkat. Buru içeriye dağıttığımızda eksi 1 artı x oldu. Şimdi burada da 3x artı 10'umuz vardı. Baktığımızda bu taraf 3x eksi 1. Burası 3x artı 10. 3x'i karşıya atarsam 0 kalır. 10'u karşıya atarsam eksi 11 olur. 0 eksi 11 eşit midir arkadaşlar? Değildir. Eğer mantıksız ise buradaki çözüm ya da sonuç elde ettiğimiz boş kümedir diyoruz. Mantıklı gelseydi de R'yi işaretleyecekti. Bütün sayılar sağlar anlamına geliyor. Şimdi bir diğer sorumuza geldiğimizde burada kuralı demiş ki şurada bir dörtgen koyacak olursa sayının etrafına bunun 3 katını al 2 çıkar diyor. Yuvarlak koyarsa da 1 ekle diyor. Tamam. Buraya geldik. 2 A'nın 3A eksi 2 2 ile çarpılacak. B artı 1 demekti zaten. Bu da 3'e eşit olacakmış. Burayı düzenlersek 6A eksi 4 artı B idi bu. Artı 1 eşittir 3. Eksi 1 ile eksi 4 ile artı 1'i karşıya atarsak 6 artı B'yi burada yalnız bırakırız. Karşıya attım. Artı 4 olarak gitti. 3 daha 7. 1 eksi olarak gitti. Burada 6 kaldı. Birinciyi bulduk arkadaşlar. İkinciye geldik. A yine 3A eksi 2 olacaktır. Eksi 3 çarpı, burası sığmayacak gibi şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bu aşağıdakini. 3A eksi 2 eksi 3 çarpı B artı 1 yazıyorduk yuvarlığa görünce. 5'e eşitleyecekmişim bu sefer. 3A eksi 2 içeriye dağıttım. Eksi 3 ile B'yi çarptım. Eksi 3B. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. Yine aynı işlem. 3A eksi 3B'yi burada yalnız bırakıyorum. Ve eksi 2 ile eksi 3'ü artı olarak gönderdiğimizde karşı taraf 10 oluyor. Sonra 3A eksi 3B ile bu ikisini alt alta yazıyoruz. Şimdi A ve B'yi istediğine göre benim burada yok etme işlemini uygulamam gerekiyor. Burada isteyen A'yı yok etsin, isteyen B'yi. Bakın ben burayı 3 ile çarpıp B'yi yok etmeye karar verdim. Yani yukarısı 18A artı 3B eşittir 18 oldu. Ve aynı şekilde burası 3A eksi 3B hiçbir değişikliğe uğramadan yazıldı. Topladığımızda ise burada B'lerin gittiğini, 21 tane A'nın 28'e eşit olduğunu, her iki tarafı 21'e böldükten sonra sadeleştirme işlemi yapacak olursam ikisi de 7'ye bölünüyor. 4 bölü 3 olduğunu bulduk A'nın. Şimdi A'mız 4 bölü 3'müş arkadaşlar. 4 bölü 3. Şimdi B'miz kaçtır? Bunu bulabilmek için bunlardan bir tanesini de yerine yazmamız lazım. Burada yazabiliriz örneğin. 6A diyordu. 6 çarpı 4 bölü 3 eksi şey artı B diyordu burada. Eşittir 6. 24 bölü 3'ten 8 karşıya attığımızda 6 eksi 8 gelecektir. Şöyle birazcık daha alttan yazayım görünsün. 6 eksi 8'den eksi 2 de bu geldi. Eksi 2 ile de bunu çarpınca eksi 8 bölü 3.
sonucuna ulaştık. Bir diğer sorumuz diyor ki bu sistem şeklinde verilmiş 3 tane 3 bilinmeyenli denklem var. Buradan A, B, C katsayılarını bulmam lazım. Öndeki katsayılar hepsi eşit olabilir veya direkt istenilene ulaşabiliriz. Bunu yapabilmek için şurayı eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksiyle çarptıktan sonra toplayacağım bunları. Bakın 2A, A daha 3A. Bu eksi, bu eksi, bu eksi. Bu da eksi oldu. Buradan eksi A geldi. Buradan sonra bakıyorum 5B ile eksi 5B birbirini götürdü. Buradan da bir eksi B geldi. Artı 3, 5, eksi 6, eksi C geldi. Şimdi hepsi eksiyle çarpılmış halde ve 13'ten de 18 çıktı. Eksi 5 oldu. Öyleyse bana A artı B artı C'yi soruyorsa artı 5'i işaretleyebilirim. Geldik bir diğer soruya. Kurala bakmış 4, 4 toplamış 8, 16, 16, 12, 12. Burada bu A ise bu da A oluyor. Bura 2A oluyor. Bura 4A oluyor gibi ilerliyor. Şimdi A, A, 2A, burasına dedik ki 4A. O zaman bu ikisi birbirlerine eşit olduğuna göre dedik. Bunu karşıya atarsak 3A 15, A'nın 5 olduğunu bulurum. Buradan sonra kuralımı kendim ilerletirim. Buraya 5'imi yazarım. Burası 10 olur. Bunlar 5, 5, 10, 10. Bunlar 20, 20. Sonra bu tarafa doğru da aslında bakın 4, 4 artmaya devam etmiş. Bu tarafa 2 katı gibi ama 4, 8, 12, 16, 24 şeklinde gitmiş. O zaman burası da 15, 15 olmalıdır. Bu tarafa geldiğimizde de şu ikisinin toplamı olan 30'a eşit olmalıdır diyoruz. X'imiz 15, Y'imiz 30 olduğuna göre 45'i işaretleyebiliriz. Yine denklem verilmiş ama bu sefer paydalarda X ve Y var. Çözüm kümesi isteniyor. Yine yok etme yöntemini kullanacağım. Yok etme yönteminde bakıyorum. X'i yok etmek istedim. Yukarı eksi 2 ile çarptığımda bakın burası eksi 2, burada artı 2. Taraf tarafa toplayınca X'ler birbirine götürecektir. Fakat buradan eksi 6 bölü Y ve bu taraftan artı 1 bölü Y gelecektir. Bu taraftan eksi 2 ile 8'i çarpacaktık. Onu da unutmayalım. Bakın buradaki 8'i çarpınca eksi 16 oldu. Ve artı 1'imiz var. Burayı topladığımızda eksi 5 bölü y'nin aslında eksi 15'e eşit olduğunu, şu ikisinin yer değiştirebileceğini veya çapraz çarpımda işler dışlardan da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ama yer değiştirmek en pratik olanı, y buraya geldi. İkisi sadeleşti. Eksiler artı oldu. 5 ile 15 x de 5'e bölününce de 1 bölü 3 sonucuna ulaştık. Y'si 1 bölü 3 olanlar doğru olabilir diyoruz. Diğerleri kesinlikle değildir. Buradan sonra şunlardan bir tanesini alıyoruz. 2. Amacımız x'i bulmak. Y'yi bulduk zaten. Bunun yerine 1 bölü 3 yazdım. Ters çevirince burasının 3 olduğunu gördüm. 3'ü 1'in yanına gönderdim. Eksi 3 olarak gitti. Yani eksi 2 oldu. 2'yi kaça bölecek olursak eksi 2 olur dediğimizde x'in eksi 1 olması gerektiğini buluruz ve E şıkkını işaretleriz. Yine bir sorumuz. Bir eşit kollu terazi var. Şu ikisi dengede duruyorlar ama bu tarafa ağır basmış. Buraya dikkat. Ama bu ikisi eşit duruyor. Yani A artı B'nin 3B'ye eşit olduğunu, dolayısıyla A'nın 2B'ye eşit olduğunu bulabiliyorum. Bir diğer bilgimiz de şu. A ile bu taraftaki ağır basmış gibi değil de bu da kendi arasında dengede duruyor mu? Sanki X kefesine kaç tane konursa dengede durur demek istiyormuş. Tamam. Şimdi bu tarafın kaç olduğunu bulalım. Örnek veriyorum, buna 1, buna 2 yazacak olursak bu 2, 1, bunlar da 1, 1, 1. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 3, 3 daha 6 oldu. Bu tarafın da 6 olması lazım. A'mız 2 idi zaten. Öyleyse A gram ağırlığından kaç tane daha konması gerektiğini söylüyor bize. Buraya dikkatli bakmalıyız. Hata yapabiliriz. Çünkü toplam 6 olabilmesi için 4'e ihtiyaç var. A'mız 2 olduğuna göre 2 tane daha ihtiyacım var. Sakın 4'ü işaretlemeyin. Burada dikkat.
Evet. A satırındaki sayılar ve B sütundaki sayılar, C satırındaki sayılar, D sütundaki sayılar ayrı ayrı toplandığında hep aynı sonucu elde ediliyormuş. Buraları topladık. Aynı sonuç. Orayı topladık. Aynı sonuç. O zaman ben şurayı bir toplayayım şu satırı arkadaşlar. 6 artı A. Aynı sonuçta eşitledim. Burada 9 artı B. Buradan bir denklem gelir mesela. Üçlü olarak şöyle bir eşitleyeyim. A artı B eksi 4'e. Burası da A artı C artı 3'e. Hepsi birbirlerine eşitmiş. Buradan mesela şu ikiliyi alırsam, neden bu ikiliyi tercih ettiğimi söyleyeyim hemen. A artı B eksi 4. Bakın burada B'ler birbirlerine götürürler. Eksi 4'ü karşıya attığımızda A'nın 13 olduğunu rahatlıkla bulmuş oluruz arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi A'yı bulduktan sonrası zaten herhangi bir ikiliyi aldığımızda A'nın yerine 13'ü yazdığımızda diğer her şeyi çorap söküğü gibi buluruz. 9'u karşıya attık. 19'dan 9'u çıkardık. B'nin de 10 olduğunu bulduk. Öyleyse buradan yine herhangi bir ikiliyi alabilirsiniz. Ta buradakiyle buradakini bile alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan aldığımızda da 6 artı A artı C artı 3 eşit olduğuna göre bakın A'lar yine gitti. 6'ydı bu. C'yi yalnız bırakacağız. 3'ü karşıya gönderdik. 3 kaldı C'miz. C'miz 3'müş. B'miz de 10 bulmuştuk. Çarptığımızda 30 sonucuna ulaştık. C'yi işaretledik. Geldik diğer sorumuza. Yine bu denklem sistemi sağlayan x'i bir tanedir. O zaman x'in de çözüm kümesi aynıdır. Şuradan x'leri y'lere yok etme yöntemiyle bulacağız önce. Bakın 2 ile çarparsam y'ler yok olur. Buradan ne olur? 3x kalır. 2x oluşur. 2 kere 3 6 oluşur. Ama bir de yukarıda 4 var. 5x'imiz 10 olduğuna göre x'in 2 olduğunu bulduktan sonra istediğim bir denklem alırım. X'in yerine 2'yi yazarım. Ve y'yi yalnız bıraktığımda ikisini de bulmuş olurum. O bulduklarımı burada yerine yazarsam bilinmeyen a'yı da bulurum. X'in yerine kaç yazacaktım arkadaşlar? 2. Önce şu 3a eksi 1'i yazıyorum. X'in yerine 2'yi yazdım. A'yı yazıyorum. Y'nin yerine 1 yazdım. Artık burada bir başka bilinmeyen a'yı bulacağız. İçeriye tabii ki önce dağıtıyorum. 2 kere 3 6a eksi 2. Şurada artımız vardı. Burada a ile 1'i çarptım. A. Burası 2a artı 1'di. 6a 7a 2a'yı karşıya gönderdim. Eksi 2a oldu. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. Artı 2 oldu. 5a'mız 3 olduğuna göre her iki tarafı 5'e bölecek olursam a'yı yalnız bırakmış ve cevabı bulmuş olurum. Evet, diğer sorumuza geldik. Burada da diyor ki her bir satırdaki sayıların toplamı satırın sonundaki kutucuğa yazılmış. Güzel. Bunların toplamlar. Burada yine bir denklem geliyor. Bakın x'leri topladım. 2x y'yi topladım. Eksi 4'ü de 32'nin yanına attım. 36 oldu. Burada y'leri topladım. 2y. Burada 5, 3 daha 8'i karşıya eksi 8 olarak attım. Ne oldu? 28'den de 8'i çıkarırsam 2y'nin 20. Dolayısıyla y'nin 2'ye böldüğümüzde 10 olduğunu bulduk. Burada 2x'imiz vardı. Y'nin yerine 10 yazdım. 36'ya eşitmiş. Bunu karşıya attım. Kaldı 26. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Oldu sonuç 13. Ve E şıkkını işaretledik. Bu testimizi de bitirdik.